Ve sıradaki filmimiz haftanın dünya filmi. Almanya'dan geliyor arkadaşlar. Die Welle, İngilizce çevirisinde The Wave olarak yapmışlar. Bir lisede seçmeli ders olarak otokrasiyi alan öğrenciler bu dersi aslında vermek istemeyen bir hoca ile karşılaşıyorlar. Bu hoca da aslında anarşiyi vermek istiyor. Hatta bunun için böyle okula tişörtle falan gelmiş. Hani konsepte uygun olsun diye. Klasik cool hocalardan olur ya. Onun gibi yani. Ancak işte bunu zorluyorlar. Diyorlar hayır sen otokrasiyi vereceksin. Anarşiyi de işte yaşlı bir adam gösteriyor. O verecek falan. Bu da istemeye istemeye sınıfa gidiyor. Sonra işte otokrasi yani diktatörlük veya faşizm. Bu rejim Almanya'da şu anda olabilir mi diye soruyor. Herkes işte tabii olamaz imkansız işte Naziler bitti artık onlar geri gelemez falan diyorlar. Sonra adam özet geçiyorum tabii. Ozan diyor şimdi deney yapacağız. Ve sınıf böyle şey çocuklar çok böyle lakayt çok böyle geniş tipler. İlk başta böyle oyun gibi başlıyor. İşte diyor ben şimdi führerinizim. Bir iki şey gösteriyor. Uygun adım yürümek. Kendi kendilerine bir logo bulmak. Kendi gruplarına bir isim bulmak derken bu öğrencinin hoşuna gidiyor. Çünkü aynen çete gibi oluyorlar. Okulun bahçesinde falan birbirlerini korumaya başlıyorlar. Ondan sonra tabii birçok böyle amaçsız, işsiz, güçsüz insanın hoşuna gidiyor bu. Bir yere ait hissediyorlar kendilerini. O adam ne derse yapmaya başlıyor ondan sonra. Ve o dersi almamış gençler de dışarılarına hatta çoluk çocuk falan bile katılıyor. Bayağı büyük bir çete oluyorlar ondan sonra. Hatta böyle sokaktaki serseri it kopuk çeteleriyle falan kavga etmeye başlıyorlar. Böyle loser falan olan veya disiplinsiz ne yaptığını bilmeyen gençler bile toparlıyor yani. Disipline giriyorlar. Tabii tahmin edeceğiniz üzere olaylar kontrolden çıkıyor. Gerisini de söylemeyeyim. Onu da merak edin arkadaşlar. FDB sizce kaç? Filme arkadaşlar FDB puanı 10 üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten 5 milyon dolara çekilmiş ama çok çok iyi bir film. Ders gibi film arkadaşlar. Bu tür filmleri gördüğüm zaman çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Çünkü 100 milyonlarca dolar harcanan Hollywood filmi gibi değil yani. Çok aşırı imkanı olmayan insanların da 9'luk film çekeceğinin göstergesi. Neden bu kadar iyi? Bir, hoca öğrencilerle konuşurken sen tabii fragmandan biliyorsun. Yani yavaş yavaş olayın otokrasiye döneceğini. Bu öğrenciler nasıl o moda girecekler merak ediyorsun. Ve gerçekten bu gerçekçi bir şekilde üzerinde uğraşılarak yazılmış. Harbiden de olabilecek bir şey yani. Bu çok önemli bir. İkincisi karakterler gerçekçi. Mesela bakıyorsun aha diyorsun evet böyle birisi olabilir. Çünkü mesela ilk başta birçok kişi buna oyun gibi başlarken bir kişi mesela direkt kendisini kaptırıyor. Böyle kraldan çok kralcı olur ya. Hemen böyle hoca yalakası falan olmaya çalışıyor. Diyorsun ki evet böyle de bir insan olabilir. Sonra tahmin edeceğiniz üzere işte o çocuğun evde falan sorunları var çıkıyor. Onu bir kaçış olarak görüyor. Kendini bir yere ait olmuş olarak görüyor. Zaten arkadaşları da yok normalde. Bu sayede bir sürü kendisini kollayan arkadaşları olmuş oluyor. Hatta filmin başında görüyorsun böyle. Milletle arkadaş olmaya çalışıyor. Bunlara işte ot falan buluyor Hollanda'dan. Bedava veriyor sırf hani arkadaş olsunlar diye. Şeylerle böyle işte keş tiplerle. Ama bu olay olduktan sonra o keş tiplere yüz vermiyor falan. Gidin başımdan falan diyor. İki mi dedik? Üçüncüsü hoca rolündeki adam. Hem tip olarak gerçek insana benziyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle İngiliz ve Amerikan filmlerinde nedense böyle bütün hocalar manken gibi yakışıklı, manken gibi güzel. Bu bildiğin normal insan yani. Hafif kepçe kulaklı falan böyle. Ve oyunculuğu çok çok iyi abi adamın. Adamın oyunculuğu çok iyi. Bu arada bir de Türk rolünde birisi var. Ama sanırım Türk değil. Gerçek hayatta yani. O da gene baş karakterlerden bir tanesi. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Yani bunlar sadece birkaç nokta. Bunun haricinde kendinizin de gördüğü zaman fark edeceği şeyler var. Mesela çekimler çok iyi yapılmış. Müzik çok iyi eklenmiş. Çok güzel müzik. Tam bir Euro film abi. Euro filmden ne bekliyorsunuz? Yani
kaliteli Avrupa filminden ne bekliyorsanız bu filmde var. Evet, bundan önceki filmlerde iyi gitmiyorduk. Puanlar hep düşüktü ama en azından burada bir 9'u bulduk. Bu hafta da size bir film kazandırdım. Hadi iyisiniz gene. YouTube'daki bak. YouTube'daki ünlü film yorumcuları bunlardan hiç bahsetmiyor. Bana hem seyirciler yolluyor sürekli. Abi şu film harika falan diye. Siz de aynı şekilde çok beğendiğiniz, tavsiye ettiğiniz filmler varsa yollayabilirsiniz. Çoğunu seyretmiş oluyorum gerçi. Bir de dediğim gibi şu az seyredilen 50-100 kişi tarafından seyredilen adamlar. Bunların da tanıttığı ilginç filmler oluyor. Şimdi bunun üzerinden de şunu demek istiyorum. Sevgili Hollywood çakması olmaya çalışan Türk yönetmenler. Sizler kim olduğunuzu biliyorsunuz. Keşke popüler Hollywood filmleri haricinde başka filmlerde seyretmiş olsaydınız. Şu filmi, buna benzer filmi, özellikle de bu filmi. Çünkü mesela birkaç hafta önce Black God's Daughter'dan bahsetmiştik. Hadi o biraz ağır bir film, kabul edilebilir ama şu film abi. Bu filmi bizim çekebiliyor olmamız lazım. Hiçbir bahanemiz yok. Bu tür bir filmi çekemiyor olmamız için hiçbir bahanemiz yok. Adamlar Yeşilçam dönemindeki o imkansızlıklarla neler çekmişler yani. Görüyoruz işte abi. Ve maalesef seyirci de biraz da bunun sebebi. Yani Hollywood çakması filmi görüyor. Hollywood çakması ya. Yani hiçbir şekilde Türkler o şekilde konuşmaz abi. Hollywood filmi gibi konuşmaya çalışıyor. Hollywood çakması. Daha yeni işte Cingöz Reca'yı gördük. Şimdi bak laf da edemezsin. Çünkü yani alta dizmişler çünkü. Vay be o çok teknolojik. Harika. Niye peki sevilmedi? İçerik olmayınca olmuyor işte. İçerik olması lazım. İçerik yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İkincisi de gerçekten bilmemekten de kaynaklanıyor. Uğraşmamaktan, emek vermemekten. Teknolojik alet kullanırsın. Bir. İkincisi de şöyle aksiyonlu maksiyonlu bir iki sahne atmak istiyorsun. Onun için de özel stunt ekibi getirtirsin. Onu yapanlar da var. Yurt dışından stunt ekibi getirtirsin. Onları da çekersin. Bak o var, bu var. Yakışıklı oyuncu var, güzel kadın var. Bir tane aksiyon sahnesi var. Hepsi birleşince neden film olmuyor peki? Buna daha çok kızıyorum ben. Yani imkan olmayan zamanlarda film çekemediğimize o kadar kızmıyordum. Şimdi imkan da var ki. İstesek her şeyi çekeriz. 100 milyon dolarlık Hollywood filmi çekmeyeceğiz herhalde yani. Ama çok muhteşem filmler çekebiliriz. Dangal 10 milyon dolar. Bu az önce söylediğim film 5 milyon dolar. Adamlar 1 milyon doları testere biri çekti. Her neyse arkadaşlar ben gerçekten aşırı bileniyorum. Pes etmeyeceğim ya. Çekeceğim yani. Bu sene özellikle ekipman konusunda, kalite konusunda bayağı gelişiyoruz. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş alacaksınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha uzun süre kısa metraj, orta metraj devam etmek istiyorum. Çünkü hala daha gelişiyorum. Yani şey noktasına geleyim. Tamam artık buraya kadar geldik. Üst sınırımız bu. Daha iyi gelemiyoruz artık. Oraya geleyim ondan sonra çekeriz uzun. Ama şu anda gerek yok. Neden bu kadar ısrar ediyorum arkadaşlar? Anlatacak çok hikayem var. Anlatacak çok konum var. Bunları hayata geçirsem gerçekten önemli işler çıkacağına inanıyorum. O yüzden de bu konuda inat ediyorum. Başka bir yere girmek istemiyorum yani. Neyse kusura bakmayın gene alevlendim. Her zamanki alevlenme konusu. Bizim yani Türkiye'deki seyirciyi bence hafife alıyorlar. Biz de ekip olarak film çekmeye başlarsak eğer biz de bir nişi doldurmuş olacağız. İnsanlar işte sadece çoluk çocuğa veya Recep İvedik tayfasına hitap edip oradan para götürmeye çalışıyorlar veya sanatsal film çekmeye çalışıp veya duygu sömürüsü çekmeye çalışıp festivallerden bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Ama ben gerçekten Türkiye'deki kaliteli seyirci sayısına güveniyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben güveniyorum. Yani şunu söyleyeyim. Mesela Divel gibi bir film çekilse veya Ex Machina gibi bir film çekilse o ayarda. Onun çakması değil ama çakma olarak düşünmeyin. O ayarda ve orijinal bir film. O kadar kaliteli bir film çekilse sizce iyi gişe yapar mı? Ben yapacağına inanıyorum. Ha, tamamen ona bağlamıyorum kendimi tabii. Yani diyelim iyi bir film çektiniz gişe yapmadı. Benim için önemli değil. Çünkü o olmasa bile şuna inanıyorum. En azından beğenen kişiler sponsor olmak isterler bir şekilde. Yani öyle ya da böyle maddi olarak masrafını çıkartacağına, kar getireceğine inanıyorum. Sadece kar getireceğine değil, ben gişe olarak da iyi gişe yapabilir diyorum. İyi gişe yapabileceğine inanıyorum yani. Evet, öğrenmenin tek bir yolu var tabii.